Moskova'ya dönelim. Fuat Saparova. Fuat, sen bugün Moskova'nın hem sokaklarında gezdin, gün boyunca da evet. Habertürk'e yayınlarla destek verdin. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada gün içerisinde ben işin açıkçası medya kuruluşlarının hani neler yayınladılar, neler vardı, sosyal medyada neler vardı, onları da yakından takip ettim. TÜRKSAM yetkililerine de buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel organizasyonları vardı, medyayı iyi bilgilendirdiler. Neler yaşandığına dair onlardan da zaman zaman hem faydalandık hem de kendileri de bizi bu anlamda bilgilendirdiler. Fuat, bugün Moskova sokaklarında neler vardı, neler yaşandı ve bugün akşam saatlerinde bir uzlaşının geldiği haberi var da bu sence sürdürülebilir bir durum mu? Şimdi şöyle, saat 4'ten sonra Habertürk canlı yayından sonra ben Moskova'nın merkezine gitmeye çalıştım. Fakat Moskova'nın merkezinde ben fark ettim. Polis ya, benim sanki telefonla canlı yayın bağlan bir kanala veyahut bilgi gazeteci olduğumu hissedince benden belgeler sormaya başladı. Ve başka bir arkadaşım da Azerbaycan Devlet Televizyonu muhabiri de aynı şeyi bana söyledi. Ondan da polis yaklaşmış mikrofonu görünce ve şu an belli durumdan dolayı sınırlı olduğunu söylemiş. Moskova'nın merkezinde güvenlik önlemleri çok ciddi şekilde artırılmıştı. Ve daha sonra ben merkezden biraz 20 dakikalık bir alana gittiğimde de yollarda çok sayıda polis gördüm, trafik polisi gördüm. Ve şunun farkına vardım. Moskova'da ciddi şekilde artık akşama doğru güvenlik önlemleri artırılmaya başladı. Tabii Belarus Devlet Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın araya girmesiyle, devreye girmesiyle olay çözüldükten sonra durum tabii ki Moskova'ya da yansıdı. Yalnız ben son gelişmeyi okuyayım. Peskov'un açıklaması var. Peskov, Wagner üyelerine karşı soruşturmanın sona erdirileceğini ve onların Belarus'a gideceğini açıkladı son dakika. Ve neden Lukashenko devreye girdi sorulmuş. Lukashenko, Prigozhin'i yaklaşık 20 yıldır onlar tanışıyorlar. Kendisi Putin'e önermiş, böyle iki devlet başkanı görüşmeler, gün içerisinde görüşmeler yapılmış ve sonunda Lukashenko Prigozhin'i ikna etmeye başarmış. Olaylar böyle. Şimdi tabii ki Rus uzmanlar şeyi soruyorlar, peki bundan sonra ne olacak? Mesela ölen pilotlar var, Prigozhin'in birliklerinin öldürdüğü Rus pilotlar, onlar ne olacak? Bundan sonra Wagner'in statüsü ne olacak? Ve bu tür sorular var. Bazı uzmanlara göre Savunma Bakanlığı'nda çok ciddi kadro değişiklikleri yapılması bekleniyor. Bu tür iddialar da var. Şu an ben fark ediyorum artık, yani öğleye kadar Rus medyasında, resmi medyada herhangi bir çok nadir açıklamalar vardı. Hep açıklamalar, iddialar sosyal medya hesabında dolaşıyordu. Ama Belarus Devlet Başkanı'nın, Belarus Cumhurbaşkanı'nın basın açıklamasının ardından, söz konusu açıklamasının Fuat, ardından... Fuat, bir şey sorayım ben. Şimdi burada Peskov'un açıklamasında içeride kalanlar eğer gitmezlerse yargılanacak diyor. Ama kalanlarla, yani pardon, gitmezlerse yargılanacaklar ama giderlerse bir yargılanma olmayacak deniyor. Şimdi Belarus'un mevcut şartları ve koşulları, Wagner'in bu kadar paralı askerini içeride barındırmaya yetecek mi? Çünkü sayı az değil, 25 bin kişiden bahsediliyor. Ve bir taraftan da Wagner'in lideri. Şimdi Wagner'in lideri Belarus'a gittiği zaman sence orada sakin bekleyip duracak mı? Yoksa yine zaman zaman Rusya'yı rahatsız eden hamleler yapabilir mi? Şimdi bu ikinci aşama aslında. Birinci aşama gerginliğin azaltılması. Yani bugün farkındaydınız, biz gece saatlerinde ne olacak, bitecek soruyorduk. Yani Rostov'a girecekler mi, girmeyecekler mi Rostov kentine? Rostov kentine girdi. Daha sonra Rostov kentinden kuzeye doğru hareket ederler mi, etmezler mi?
Putin bunlara sert adım karşılık verir mi? Biz bunları konuşuyorduk. Yani adamlar Voronoj, komşu Voronoj bölgesine girdi. Komşu Lipetsk bölgesine girdi. Moskova bölgesine 200 kilometre kala oraya kadar geldiler. Yani sanki gerginliği azaltmak için böyle bir adım atıldı. Lukashenko devreye girdi. Daha sonrası ise tabii ki Wagner'in Belarus'ta ne olacak, statüsü ne olacak? Bu bence ikinci aşamadaki görüşmelere bağlı olacak. Yani orada herhangi bir çözüm bulunur. Fakat önemli olan bugünkü şeyi azaltmaktı. Çünkü gerçekten de Rostov'dan hareket eden ordu, Wagner Birliği, Voronezh, ondan sonra Lipetsk, daha sonra Moskova bölgesine kadar dayandı. Bu gerçekten de ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Ve herkes bekliyordu, Rusya yönetimi bunları nasıl bir karşılık verir? Bir şekilde birinci adım çözülmüş oldu. Bundan sonra Belarus'ta Wagner üyeleri ne olacak, nasıl bir statü olacak? Bu tabii sonraki. Şimdi Peskov'un açıklamasına gelince Peskov diyor ki eğer bu isyanda yer almayan Wagner üyelerine savunma bakanlığıyla kontrat bağlayıp askerliğine devam edebilir. Böyle bir açıklaması da var Peskov'un. Son açıklaması galiba. Ama genel olarak Wagner'e karşı soruşturma sona eriyor ve onlar Belarus'a gidiyor. Yani benim şu an okuduğum Rus basındaki gelişme bu. Peki Fuat, bu sözleşmeler şimdi kalanlarla ilgili şöyle bir şey var. Yani herhangi bir ayaklanmaya ya da herhangi bir olaya karışmamış olan Wagner üyeleriyle kontrat imzalanabilir. Ama pazartesi günü Milli Savunma Bakanı Şoğu 12 tane şirketle anlaşma imzaladı. Şimdi bu Wagner'den işte olaya karışmamış ya da gösterilere ya da kalkışmaya adı karışmamış üyelerin ya da silahlı paralı askerlerin kontratları nasıl yapılacak? Bir şirket üzerinden mi? Yoksa yine Wagner Milli Savunma Bakanlığı ile bir kontrat mı imzalayacak? Yani Wagner'in artık Rusya Savunma Bakanlığı'na kontrat bağlayacağını ben düşünemiyorum. Yani Wagner Belarus'a gittikten sonra artık Savunma Bakanlığı'yla bu tür görüşmeler olur mu? Onu gerçekten de sorusunu yanıt vermek çok zor. Yani çünkü Wagner bundan sonra ne olacak? Şimdi dediğim gibi birinci aşamada olayı çözdüler. İkinci aşamada Wagner'in statüsü ne olacak? Wagner isyanında yer almayan askerlere kontrat bağlanacak ama Wagner'in Savunma Bakanlığı'yla bir kontrat bağlayacağını ben tahmin etmek çok zor.